kapatmamız lazım. Yani Körfez bizi talan etmek için hazır bekliyor. Evet, o zaman son olarak şunu soralım. Zira biz toplarla gittik, elimizde toplarla geri döndük bu Körfez turundan Sayın Özdemir. Yabancı sermayenin Türkiye'ye girişi için belli bir seviyeden bahsettiniz. Yönetmenimizden rica edelim, canlı piyasa ekranını yansıtalım. Şu an için duruma bakalım. Dolarda, Euro'da başlarken göstermiştik ama 30 lira seviyesinin altında olduğunu gördük Euro'nun. Keza dolarda da bir miktarda olsa bir gerileme vardı. Buradan hareketle az sonra tablo gelecek ekrana. Şunu soracağım, acaba yabancı yatırımcının beklediği seviyeye ulaştı mı Türk lirasındaki değer kaybı, ne dersiniz? Bakın, yabancının dolarla Türkiye'ye gelip, evet şu an kur riski ortadan kalkmıştır yabancının. Yani bu saatten sonra kur riski yok. Fakat yabancı bu geldi diyelim, Türkiye'ye 1 milyar dolar soktu. Çok güzel bir 30 liradan da dolarını bozdurdu. Ne alacak? Yani şimdi siz hazine bonosu, evet, ki genelde yabancının ağırlıklı olarak Türk tahvillerini alması gerekiyor. Hazine bonosu alması gerekiyor. İyi de sizin halen daha faizi gıdım gıdım arttırdığınız bir Merkez Bankası politikanız var. Yani bir önceki ay eğer yabancı Türkiye'ye gelmiş olsaydı, hazine bonosu almış olsaydı, bugün zararda olduğunu görecekti. Bu nedenle kesinlikle ve kesinlikle önce kurların istikrarlı böyle bir düz çizgi haline gelmesi lazım. Yani demesi lazım ki ben bu ülkeye girdiğim zaman zarar etmeyeceğim. Bakın, dolar dahi seçimden bu yana %30'un üzerinde bir artış kaydetti. Bu aynı zamanda Türkiye'ye sokulan paranın kapan gibi girip çıkamamasına neden olacaktır. Çok ciddi zarar. Faizler keza yine öyle. Merkez Bankası'nın bu iş öyle parça parça yapmasına gerek yok. Eğer faizi 25'e çekmek istiyorsa bir günde %25'e çekecek. Benim tavanım bura diyecek ki insanlar bu dolar kuruyla, aynı zamanda istikrarlı bir kurla Türkiye'ye para soksun ve senin tahvilini alsın, tahvilinden çıkıp hisse senedini alsın. Maalesef halen daha biz hem bu tarafı ikna etmeye çalışıyoruz, hem bu tarafı nasıl kalktı diyoruz, tamam ortodoksa döndük diyoruz, ama halen daha nasıl kıyıdan köşeden etrafından dolaşıyoruz. Yani bu şekilde samimiyetsiz bir politikaya dünyada yabancı sermaye gelmez ve gelmiyor da nitekim. Ancak işte Körfez'e gideceğiz, Körfez şeyhlerinin ağalarından para rica edeceğiz. Onlar da bize 4,5 milyar dolarlık bir GSM şirketimizin değeri olan şirketimize 1,5 milyar doları sadaka gibi verecek. Ancak bu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ekonomi yazarı Remzi Özdemir her pazartesi olduğu gibi bizlerle birlikteydi. Kolaylıklar diliyoruz. Zira sizler için de, hepimiz için yoğun bir hafta başlıyor. Teşekkürler. Rica ederim. Evet, ekonomi yazarı Remzi Özdemir'le birlikte.